Monositler aşağı yukarı %2 ile 6 oranında bulunur ve çok uzun süreli bir hayatları vardır. Bu yüzden de kronik enfeksiyonlar için belirgin arkadaşlardır ve monositler dokuya geçtikleri andan itibaren makrofaj adını alırlar. Doku monositleri makrofaj. Ve tabii ki burada şöyle bir şey söz konusu. Bu kafa karışıklığından dolayı bazen notları tamamıyla bodoslama okuduğunuz zaman aslında bu ikisinin aynı olmadığını da ıskalama şansına sahipsiniz. Monositlerin ilginç özelliği illa da enfeksiyon diye bir şey söz konusu olmayabilir. Normal olarak da dokularda bulunabilir. İşte şimdi bunun örneklerini göreceğiz. Bunların örneklerinden birincisi santral sinir sistemi. Ve monositler daha embriyolojik gelişimde nöral tübe yerleşirler. Ve santral sinir sisteminin bağ dokusunda farklı isimli anılırlar. Buna da mikroglia adını veririz. Yani mikrogliyalar aslında monositler dokuya geçmiş makrofajlar. Yani özel bir makrofaj tipi. Ama dönüp dolaşıp kökeni monosit. Normalde monositlerin doku makrofajlarının bulunduğu başka bir organ ise akciğer. Akciğerde alveolde bulunuyor. Bunlar alveolar makrofaj adını veriyoruz. Ve özellikle dışarıdan gelen partiküllerin fagositozunda önemli rolleri var. Akciğer olur da karaciğer olmaz mı? Olur. Orada da özel bir makrofaj doku monositi var. Onun ismi de Kupfer hücresi. Ettiğimiz size 3. 4 numarada lenf nodu var. 5 numarada dalak var. Ve burada bulunan makrofajlarda histiyosit adı verilir. Aslında bu terim daha güzel olabilir. Çünkü sonuçta bizim temelimizde ne var? Monosit var. Dokulara geçince doku monositi. Biz ona makrofaj diyoruz. Makrofaj da güzel bir isim bence. Aslında doku monositi demek histiyosit demek. Ama bu kavram karışıklığı içerisinde histiyosit denilen arkadaşları bu lenf nodu ve dalaktaki arkadaşlara isim olarak vermişiz. Ayrıyeten kırmızıya dönsek daha iyi olur. Devam edelim. Ciltte bulunur. Bunlara da Langerhans hücresi adı verilir. Bakın isim oldukça işler karışıyor. Cilt makrofajı yani işin adı. Özeti. 7 numarayı da böbreği koyalım. Böbrekteki makrofajların ismi de mezangiyal hücreler. Mezangiyal hücre. O da bir makrofaj. Bir de buna kemiği ekleyelim. Kemiktekiler ne? Kemiği yiyip biten arkadaş kim? Osteoklast. Gelenleri dağıtıyor. Bütün bir hikaye normal de bulunan, yani bir enfeksiyon olmadan dokularda bulunan listemiz. Ve gördüğünüz üzere bir sürü isim var ve bu isimlerin hepsi de aslında dönüp dolaşıp nereye geliyor? Doku monositine. Yani makrofaja ve doğru ismi aslında histiyosit. Ama mikrogliyalar, alveolar, makrofajlar, Kupfer hücreleri, histiyositler, Langerhans hücreleri, mezangiyal hücreler, osteoklastlar. Bu arkadaşların hepsi sonuçta makrofaj, sonuçta monosit. Monosit arkasından makrofaj diyelim. Tabii ki ne olacak makrofaj deyince aklımıza fagositoz gelecek. En önemli fonksiyonları bu.
Makrofajların bir diğer önemli özelliği de antijen presenting özelliği. Yani antijenleri takdim eden özelliği. Antijenleri alıyorlar, içlerinde proses yapıyorlar ve ondan sonra bunu götürüp T helper hücrelerine takdim ediyorlar. Aha abi, adamı yakaladım, temizledim, sana veriyorum, sen hallet diyorlar. Tabii monositlerimizde granüllerimiz de var. Ve bunlar primer granüller. Peki monositos hangi koşullarda ortaya çıkar dediğimiz zaman bir numaraya gene kronik enfeksiyonları eklememiz lazım. Bunların içerisine hemen tüberkülozu koyalım. Brucellos. İnfektif endokarditte de olur. Artı sıtma da olur. Bunlar da hani pek sık görmediğimiz hadiseler. Onun haricinde de özellikle granülom oluşturan hastalar. Zaten bu hikaye granülom demek, yani kronik enfeksiyon demek. Ve bu grup içerisinde de romatoid artriti sayabiliriz. Sistemik lupus eritozos, Crohn hastalığı. Crohn hastalığı. O da bu grup içerisinde yer alır. Bir de tabii ki granülom deyince aklımıza gelecek olan asıl şey, onu atladık, sarkoidoz. Bu da monositoz nedenlerinden. Onun haricinde bir Hodgkin lenfomayı sayabiliriz. O da monositoz yapar. Bir de mielo monostik lösemi akut ya da kronik olur. Ayrıca bir de akut monostik lösemi var. Ve son olarak da herhalde sanırım sayfamızın sonuna doğru geliyoruz. Şöyle biraz yukarı alalım. Son olarak da söylememiz gereken bir prelösemik sendrom diye bir şey vardır. Bu sonuçta AML ile sonuçlanır. Oldukça uzun bir süre meydana gelebilir ve sonuçta dediğim gibi AML olabilir. Bu da kabaca kronik enfeksiyonlar, özellikle tüberkülozu ekleyelim. Granülomatöz hastalıklar, sarkoidoz başta, Hodgkin lenfoma, mielomonositik lösemiler ve prelösemik sendrom belli başlı monositoz sebepleri. Şimdi bağışıklık sisteminde lenfositler ve detaylarını ineceğimizi söylemiştik ama isterseniz kısaca söyleyelim. Bir B lenfositler var. B lenfositler var. Ardından bir T lenfositler var ve natural killer, doğuştan katili olan arkadaşlar var. T hücreleri de kendi içerisinde üçe ayrılıyor. T helper hücreler, T sitotoksik hücreler ve T regülatör hücreler dediğimiz üç gruba ayrılıyor. T helper hücreler de sonuçta T helper 2, T helper 1 oluşturuyorlar ve özellikle T helper 2'yi önce yazdım. Neyi diyeceksiniz? Çünkü bu arkadaşlar da B hücrelerine etki ederek B hücreleri dönüştürüyorlar. Hangi hücreleri dönüştürüyorlar? Plazma hücrelerine dönüştürüyorlar. Demek ki plazma hücresi nereden geliyormuş? Plazma hücresi B lenfositlerden geliyor. T helper 2 üzerinde çalışıyor ve onu plazma hücresine çeviriyor. Tabii plazma hücresi de bol miktarda antikor üretiyor. Geriye kaldı. Ne kaldı? T helper 1 kaldı. T helper arkadaşımız da makrofajları 1 aktive eder. Birincisi bu. Ve aynı zamanda dev hücrelerin oluşumunda da etkilidir. Demek T helper ne yapıyormuş? Makrofajları aktive ediyor ve dev hücrelerin oluşumuna yardımcı oluyor.
Tabii bunu yaparken de sonradan bahsedeceğiz. TNF var. Tümör nükleus faktör. Aynı zamanda gama interferon var. İşte bunların aracılığıyla arkadaş ne yapıyor? Makrofajları aktive ediyor. Peki T helper bir şey salgılamıyor mu? Tabii ki salgılıyor. Interleukin 4, interleukin 5. Aynı zamanda ikisinin ortak bir maddesi daha var. O ikisinin ortak olduğu madde nedir? O da bir interleukin. İkisi var. Yani TH1 ile TH2'nin üretici madde. İnterleukin. Özellikle bu makrofajların aktif olması ve uyarılısı olması ile işleminde interleukin 2 görev alır. Evet, böylelikle bu lenfosit edebiyatında bir giriş olarak görürseniz bu leukosit serisini tamamladık. Daha önceden söylediğim gibi, tekrar ettiğim gibi lenfositleri çok yaygın bir şekilde ve daha detaylı olarak bağışıklık sistemi, immün sistem içerisinde değerlendireceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelenlere hürmetler, saygılar.